Bugün yurdumuzun batıya açılan sıcak yüzü, Ege'nin incisi İzmir'deyiz. Türk Osmanlı şerbetine farklı bir tat katmak için geldik buraya. Önce engin maviliklere sessizce yol alan gemileri selamlayıp dost martılara gülümsüyoruz. Batı sınır komşularımızdan gelmiş konuklarımız var. Balkan ülkeleri şenliği için İzmir'deler. Müzik ve dans dolu bir kültür alışverişi gerçekleştirecekler. Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Slovenya'dan filiz gibi, çiçek gibi gençler hazırlık telaşındalar. Tabii bizim gençlerimiz de heyecanlı, coşkulu ve ev sahibi olmanın bilincinde. Tüm katılımcılar yargısız, sevgi dolu bir tavırla sergiliyor hünerlerini. İcra edilen her eser, yapılan her figür yürekten alkışlanıyor. İzmir Fuar Alanı'ndayız. Balkanlılar Halk Dansları Festivali'ne konuk olduk. Balkan ülkelerinden gelen çeşitli topluluklar burada hem halk danslarını sergiliyorlar hem de çeşitli konserler veriyorlar. Büyük, inanılmaz bir şölen havası esiyor değil mi? Müthiş. Ve hemen yanı başımızda Slovenya grubu sanıyorum. Slovenya grubu evet. Evet, onlara biraz soralım buradaki ortamı, bu şölen ortamını, şölen havasını, dostluk havasını nasıl buldular, nasıl değerlendiriyorlar? Na festivalu se počutimo odlično. Bila je dobra organizacija. Te prostori su sicer zanimivi, ampak moguće je bila malo preglasna muzika za nas. Burası çok iyi. Çok memnunuz. Organizasyon gayet iyi. Burası da iyi fakat azıcık müzik çok sesli. Kültürlerle ilgili böyle bir benzeşme, kendilerine yakın bulma var mı? Being the ex-Yugoslav country, Slovenia, it's Slovenia. Oh, do I need to speak in English or Slovenian? Slovenia, Yugoslavya'dan parçalanma, şimdi ise bağımsız bir cumhuriyet oluştu. Biz memnunuz bu şarkılardan çünkü Yugoslavya'da iken bu şarkıları dinliyorduk. Şimdi de hatırlıyoruz eski günlerimizi. Ve Yunanistan grubuyla birlikteyiz. Balkanlar Halk Dansları Festivali'nde. Zaten birbirimize kültürümüz o kadar çok benziyor ki. We have same common and our history, our culture are same. Onların burada bulunmaktan duyduğu duygular, mutlulukları nedir? Ortamı nasıl buldular? How do you find this organization? What do you feel about it? In English, yes. It's a very good organization. It's very good this for all people of the Balkans in one festival. Merhaba Turki, merhaba İzmir. Mi smo od Makedonija. Ja predstavljam naše Balkan ülkelerinin gençleri hepimizi coşturuyorlar ve sanki bu halleriyle sayısız nimetlerle, dağ, taş, bitki, çiçeklerle donatılmış dünyamızı selamlıyorlar. Rengarenk bayrakları, şarkı ve danslarıyla dost ve kardeş olmanın güzelliğini sergileyen konuklarımızla çok mutluyuz. Bu renk ve melodi şöleni içinde adeta çocuklaşıyoruz.
Müzik öylesine coşturup motive etmiş ki bizi. Dinlediklerimizle yetinmeyip müziğe devam kararı alınca kendimizi İzmir Konservatuvarı'nda buluyoruz. Konservatuvarın Orhan Barlas salonundayız. Sahneden dalga dalga nefes kesen bir soprano ses yayılıyor etrafa. Ren'in Yükseler'in şarkılarına piyanoda Demet Eytemiz eşlik ediyor. Kulağımıza yürekleri işleyen bir Azerbaycan müziği ulaşınca daha da bir heyecanlanıyoruz. Bir anda herkes sahnede buluyor kendini. Sunucularımız Ekrem Tamer, Canan Karakul ve konuklarımız Stefani, Rowena Tuzcuoğlu, Hakan Urgancı, hepsi müziğin büyüsüne kapılmış, birazdan şarkı söylüyorlar. Bu Ren'in güzel sesini yarattığı bir coşkuydu. I had a few, but then again too. Türk Osmanlı Şerbeti'nde yaşamın, sanatın farklı renklerinde, farklı güzelliklerindeyiz yine. Evrensel müziğin bambaşka bir alanda, opera sanatındayız bu kez. Opera sanatçısı Ren'in Yükseler ve hocası Demet Eytemiz'le birlikteyiz. Şu anda bulunduğumuz mekan sevgili Canan, İzmir. İzmir'deyiz. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın, hocam hangi salonu? Orhan Barlas kurucumuz, Orhan Barlas adına yaptırdığımız konser salonumuzdayız. Evet. Nefis bir İzmir havası, birbirinden güzel seslerle birlikte yine şerbet tadında bir röportaja birlikte imza atacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yurt dışından bakıldığında Türkiye'de sanat, çok sesli müzik farklı görülüyor belki de. Yeterince farkında değiller. Oysa opera Türkiye'nin çağdaş yüzü, çağdaş imajı. Siz bugün Türkiye'nin opera sanatı konusunda ulaştığı noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ren Hanım, izninizle bu soruyu ben hocanıza sorayım. Biz aslında elimizdeki imkanlara oranla çok ilerilerdeyiz. İleride olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda bunun ispatını da görüyoruz. Uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden çok ünlü sanatçılarımız var. Hem opera anlamında hem müzik anlamında, değişik enstrümanlarda ve operada. Çok değerli solistlerimiz, yüzümüzün akı, yurt dışında bizi çok güzel temsil ediyorlar. Operada özellikle Türk bestecilerinin yazdığı operalar bizim gerçekten yüz akımız oluyor. Dolayısıyla çok kişi yetiştirdik. Bizim operanın yuvası konservatuvar. Buradan yetiştiriyoruz. Oraya gönderiyoruz ama sonuna kadar takip ediyoruz. Tıpkı Ren'in de olduğu gibi. Ren'i de mezun ettik. Master'ını yaptı. Şimdi operanın sınavlarına hazırlanıyor. Her zaman olduğu gibi yine arkasında desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ama operamız çok iyi bir yerde. Bununla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Sahnede böyle az önce bir şeyler söylerken biz karşı tarafta kendimizden geçtik. Sen sahnede müthiş, bambaşka bir havadaydın. O duygudan azıcık söz eder misin bize? Bu çok büyülü bir şey. Yani orada hakikaten tabii ki seyirciyi görüyorsunuz ama kendi içinizde yaşıyorsunuz birçok şeyi. Tabii o ister istemez seyirciye de intikal ediyor sanırım. Vallahi bir daha dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerdim.
Müzik ayrı bir büyü, müthiş bir şey. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Yalnızca opera aryaları değil, örneğin işte bir Azerbaycan müziğinden Azeri türküsü de seslendirdiniz. Evet. Opera sanatçıları neden özellikle bu türküleri daha çok tercih ediyorlar sizce? Çok romantik bir parça. Hı-hı. Opera sanatçıları genelde romantik insanlar oluyor. Evet, müzikal değeri de çok farklı sanıyorum. Tabii tabii. Çok müzik anlamında da dolu bir parça. Bize çok yakın. Bize doğru, çok yakın. Çok içimizden bir müzik. O açıdan herhalde operacıların çoğu bu parçayı tercih ediyorlar. Mezun oldunuz. Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Önünüzdeki planınız ne diyor? Ben aslında bir dönem operadaydım. Hı-hı. Sonra bir master serüvenim oldu İstanbul'da iletişim üzerine. Bunda tabii müziğin pazarlamasını yapma amacıyla yaptım. Sonra geldiğimde TRT'de operaya tanıtıcı radyo programları yapmaya başladım bir dönem. Kimlerden yararlandınız? Hocalarınız kimlerdi? Hocalarım Aytül Büyüksaraç'tan mezun oldum. Sonra çeşitli hocalarla yine çalışmalarım oldu. Workshoplara katıldım. Burada Lia Lantieri, Montefusco, yurt dışından hocalar geldi. Onların workshoplarına katıldım. Demet Hanım'la da zaman zaman çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Evet, bir piyanistin, daha doğrusu korepetitörün. Korepetitörün yeri çok farklı değil mi opera sanatında? Sanatçıyı başından sonuna belki de tabii hazırlayan kişidir. Evet. Neler yapar? Bir korepetitör bir opera sanatçısını bir esere başından sonuna nasıl hazırlar? Vallahi yapmadığı şey yok. Yani opera sahneye konacağı andan itibaren, karar verildiği andan itibaren piyaniste notalar verilir. Ve piyanistler solistlerle çalışmaya başlar. O arada sahne, işte kostümler, işte her şey, çalışmalar devam eder ama en önemli çalışma korepetitörle solistlerin çalışmaları. Sabah başlarlar, gece yarılarına kadar bu çalışmalar devam eder. Ta ki her şeyiyle, ezberiyle bütün solistler hazır olana kadar. Solistler hazır olduktan sonra orkestraya sunar korepetitör. İzmir Konservatuarı sanatçıları hem yurt içi hem de yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil etmişler. Dinledikçe Ren'in Yükseler'in güzel sesi ve sevgi dolu yüreğiyle ülkemizin adını çok daha güzel noktalara taşıyacağına inanıyoruz. Bugün müzik dedik, müzikle devam ediyoruz. Bir başka mekanda yine Azerbaycan ezgisi çağırıyor bizleri. Yalgızam yalgız diyen bir başka sesin büyüsüne kapılıyoruz. Selmin Hoca'ya piyanoda Emrah Sayın eşlik ediyor. Yalgızım yalgız
Genç müzisyenlerden Lerzan Tuncer vurmalı çalgılarda, Viola'da bağlı büyük kasap eşlik ediyor. Evet, çok sesli müziğin evet. Temsilcileri bir araya geliyorlar ve Türk dünyasının eserlerini sergiliyorlar. Böyle bir fikir nasıl oluştu? Şimdi Türk eserleri için öncelikle söyleyeyim. Türk eserleri bizim vazgeçilmezlerimiz. Onları bence her Türk sanatçısının, çok sesli eğitim almış olan her Türk sanatçısının mutlaka her konserinde programına koyması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben mezun olduğumdan bu yana yaptığım her konserimde mutlaka Türk eseri koydum programlarıma. Bundan da çok büyük mutluluk duydum çünkü çok güzel eserlerimiz var. O nedenle önce Türk eserleri, sonra Azeri eserler de devreye sokarak bu çok güzel genç grupla bir arada olduğumuzda çok daha farklı bir program çıktı ortaya. O zaman dedik biz bunu bu şekilde ayrı bir konsept olarak geliştirelim. Zaten bu grupla farklı yerlerde, yani İzmir ve çevresi, artı İstanbul, artı Ankara gibi farklı yerlerde de konserlerimiz oldu. Her yaptığımız konserde program biraz daha kendini geliştirdi. Grup kendini biraz daha geliştirdi. Çok daha güzel sonuçlar ortaya çıktı. Bundan sonra da daha güzellerinin çıkacağına inanıyoruz. Gençlerle çalışmak benim için çok büyük keyif. Çok güzel sonuçlar çıkarıyoruz gerçekten. İlklerle ve başarılarla dolu bir sanat hayatınız var. Böyle çok kısa, çok özetle mesela bir şey gördüm, gazete haberi. Doktorlar artık işte korist oldular. bu çalışmalar yeni doğan bebekler için falan diye. Böyle çok kısacık özetler misiniz ve şimdi, önümüzde ne evet, var? Yani ben ilklerle ilgili önce şunu söylemek isterim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın opera müdürüyüm. Daha sonra ben operadan emekli olup kendime ait bu müzik okulunu açtığım zaman doktorlardan oluşan bir müzik grubu yapmak istedim. Tamamen amatördü hepsi. Ama o kadar güzel bir grup oldu ki 10 bayan doktor bir arada haftada bir gün buraya geliyorlar. Birlikte çok sesli koro yapıyoruz. Peki bu çalışmalarınızı farklı ortamlarda da sergileyecek misiniz? Örneğin başka ülkelere de gidip Türk dünyasına gidelim Türk dünyasına. Mesela çok Türk dünyasına gitmek tabii ki çok anlamlı olur. Çok güzel olur. Böyle bir şeyi şimdiye kadar düşünmedik ama bu düşünülürse bir ilk olur bu da. Böyle bir doktorlar grubuyla özellikle gitmek, çok sesli konser yapmak çok güzel olur. Bu grupla gitmek olağanüstü güzel olur. Yani bu profesyonel boyutta çok güzel bir şey olur. Diğeri belki bir amatör koro yarışması gibi bir şey de olabilir. Onlarla hep düşünüyoruz zaten böyle bir yarışmaya katılmayı. Ama bu grupla Türkiye Cumhuriyetler'de bir şey yapmak olağanüstü anlamlı olur diye düşünüyorum. Gençler böyle etrafınızda siz beni gençleştiriyorlar. Onu diyecektim. Müthiş genç görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu gençlerle birlikte olmanın enerjisi mi? Kesinlikle öyle. Şimdi zaten burada benim yaptığım eğitim, müzik eğitimi, yani ben şimdiye kadarki birikimimi artık eğitime dökme dönemini yaşıyorum. 4 yaşından başlıyor bizim öğrenci yelpazemiz. 4 yaşından işte 60'lı yaşlara kadar giden bir geniş yelpaze var. Ama inanın gençlerle beraber olmak gerçekten insana müthiş bir enerji veriyor. En büyük arzuları Türk Cumhuriyetlerinde konser vermekmiş. İcraları muhteşem. Bir gün mutlaka ünlerinin ülkemizin sınırlarını aşacağına inanıyoruz. Thank you.
İzmir'deyiz ve 150 yıllık tarihi bir binadayız. Bu bina 150 yıl önce kömür tozlarının şehre yayılmaması için İzmir'in en çok rüzgar alan bölgesinde, bugünkü Alsancak dediğimiz bölgede kurulmuş çok hoş bir bina, fabrika. Daha sonra doğalgaz sistemi geldikten sonra doğalgaz fabrikası olmuş ve bugün bambaşka bir tarzda ve stilde İzmirli konuklarını, İzmir'e gelen konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Biz de böyle farklı bir mekan, tarihi bir mekan olsun istedik. Sevgili Stefani ve Rowena ile birlikteyiz. Türkiye'de olmaktan memnun musunuz diye başlayayım. Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz burada olmaktan? Türkiye çok güzel bir yer. Çok zengin bir yer. Tarihi zengin. Zaten kaç şeyler buradan geçmiş. Mesela Firigler olsun, şeyler olsun. Ondan sonra Osmanlı Türkiye'ler. Ki böyle bir duyguyla bir Türk'le tanıştın sevgili Rowena ve Türkiye'ye geldin. Nedir duyguların peki? Ne hissediyorsun Türklerle ilgili? Türkler sanki kendim milletim gibi düşünüyorum, hissediyorum. Çünkü aynı benim beyim mesela, aynı sıcakkanlı bir insan ve Filipin'de aynıyız. Zaten Türkler Orta Asya'dan gelmişler ve onların duygular bizimki gibi. Sen neler hissettin geldiğinde? Ben şöyle hissetmiştim. Türkiye yeri olarak mesela tam Asya ve Batı'nın ortasında olduğu için bence kültür olarak bayağı böyle bir karma ve her şey herhalde azıcık almış durumda. Yani mesela tam azıcık sağa giderseniz Arap kültürlere baktığınız zaman mesela o da çok farklı bir şey olabiliyor. Yani hem o tarafa yakın hem yani sol tarafa Batı kültüre de yakın. Yani bana kalırsa sanki o yüzden mi Türk insanlar biraz kültürleri açık. Yani her kültürden gelen insanlar çok böyle sıcak. Sol yanımız, sağ yanımız, her tarafımız evet, böyle yani bir karma ve hoşgörüyle evet, dolu. Evet. Nasıl karşılandın burada Stefani? Yani burada yabancı olmak, Türkiye'de yabancı olmak nasıl bir duygu? Açıkçası ben çok ülkelere gittim ve Türkiye'de hissettiğim kadar sıcaklık başka ülkede hissetmedim gerçekten bu. Senin kültürüyle böyle benziyor mu? Sizde de böyle midir? Bizim kültürümüz yani Türk kültürleri karşılaştırdığın zaman biraz daha biz mesela böyle kucaklama, öpme yani o tip kontakları biraz daha az. Ama herhalde yani biz de duygusalız ama Türkiye kadar değil. Türk insanları kadar değil. Türkler her zamanki gibi hani onların duyguları söylüyorlar ve çok sıcak kanlılar. Biz de aynıyız. Bizde ama de böyle sizde de sarılıp öpülür mü bizim gibi? Ama daha çok gülüyoruz mesela. Çünkü Filipin'de tabii biz dediğim gibi İspanyollular bize sömürge ettiler olduğu için, bir de Amerikalılar da geldi, bilmem neler geldi. Çok açık bir insanız. Şöyle sizin elinizdeki flütten çıkacak ezgilerle bir nefes aldıralım mı? Ama bu flütü siz burnunuzla çalıyorsunuz. Evet. Bir dinleyelim mi sizi sevgili Rowena? Rowena, Filipinler'den gelen gelinimiz. O da yöresel kültürlerinde çok özel bir yeri olan burun flütünü çalıyor. Ülkesinin ağaçlarından yapılmış bu enstrüman, onun evlilik arzusunun ailesine ifade aracıymış. Bu icra töreler gereği öğrendiği törensel bir çalış tarzıymış. Stefani Hong Kong doğumlu aşkının meyvesi güzel kızına onları birleştiren devasa kıtanın adını vermiş. Asya. Türk Osmanlı Şerbeti'nde İzmir gezimiz devam ediyor. Bugün çok farklı bir ikiliyi tanıtacağız sizlere. Türk dünyasından, Kazakistan'dan bir konuğumuz Şemsigül Hanım ve Lerzan, sevgili Lerzan burada klasik müzik eğitimi aldı. Vurmalılarda özellikle değil mi? Vurmalı çalgılar konusunda bir eğitim aldın. Bu gerçekten çok ilginç bir şey. Yani
klasik müzik ve Türk dünyası müziği, Doğu Batı sentezi. Nasıl oluştu böyle bir düşünce? Aslında bu düşünce Lirza'nın fikriydi. İşte biz bayanlar grubu olarak bir grup oluşturmak üzereyiz. Ve böyle bir grup galiba Türkiye'de yok. Yani bizler bir kez. Evet. Kaç kişiden oluşuyor grup aslında? 5 kişiden oluşuyoruz. Diğer enstrümanlar? Piyano var, viola var, şancı bir vokal var. Bir de oba var. Sergilediğiniz müzikler, eserler sadece Türk dünyasına özgü mü? Şöyle, klasik müzikle Türk dünyası müziklerini birleştireceğimiz aslında farklı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Yani daha fazla projeler gerçekleşecek. Geniş tutmaya çalışıyoruz. Henüz yeni bir grup değil mi? Yeni grup. Biz ben doğal olarak Kazakistanlı olmamdan dolayı ve işte çaldığım saz da dombra. Elimde dombra bulunmuşken yani torpilli olarak da Kazakistan'dan bir örnek sunmak istiyorum. Kazak şarkısı. Kazakistan'a bir torpil yapalım. Hı. Abay işte Kazakların en büyük düşünürü ve 1992 yılında UNESCO tarafından dünya da Abay yılı olarak kutlanmıştı. Ve bu vesileyle Abay'ın bir eserini sunmak istiyorum. Gözümün Karası. Ve Lirzan da bana eşlik eder. Evet. Böylece peki, dinleyelim. Evet, şimdi sıra Kazakistanlı kardeşimiz Şemsigül Jakupova'ya geldi. O, memleketinin sevilen enstrümanlarından Domra adlı bir müzik aletini çalıyor. Hep yenilik peşinde olan gençler, kızlardan oluşan bir grup kurmuşlar. Türk dünyasının enstrümanlarını klasik müzikle birleştirip özel bir tarz oluşturmuşlar. Arayış içinde yeniliği açık tavırları ve sıra dışı çizgileriyle onları tüm yüreğimizle destekliyoruz. Ne anlatıyordu bu dinlediğimiz şarkı? Tabii ki de aşkı. Tabii ki de aynı zamanda halka bir öğüt veriyor. Yani Abay aydınlığa davet eden bir insan olarak bu şarkıda kalpten gelen sesimi duyun diyor. Ben sizlere edepten geçmeden, sizlere akıl vermeden, aklın sizin kendiniz olduğunuzu düşünerek size bırakıyorum diyor. Dombra Kazakistan'ın geleneksel sazı. Biraz bizim enstrümanlara da benziyor mu? Örneğin bağlamayla benzer yönleri var mı? Türkiye'de inceleme fırsatınız oldu mu? Olmaz mı? Benim şu an çalıştığım topluluk İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu. İşte bizim toplulukta 4 tane bağlama sanatçı arkadaşlarımız var. Dombra bağlamanın atasıdır. Yani biz Kazakistan'da dombra çok eski tarihe dayanıyor çıkışı. Yani doğal olarak aynı türde yakınız yani bağlamaya çok yakın. Aslında ben İzmir Devlet yani Türk Dünyası Müzik Topluluğu'na girmeden önce 9 Eylül Üniversitesi'nde müzikoloji bölümünde doktora yapıyordum. Yani tabii müzik ara biliyorsunuz evrensel bir dildir. Kazakistan, Orta Asya ve Türkiye arasında bir müzik köprüsü oluşturmak geldi içimden. Ve çok araştırdım. O zamanlar işte ben geldiğim dönemlerde İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu oluşmak üzereydi. Topluluğun başında da çok sevdiğimiz Güner Özkan Bey vardı. Yani Güner Özkan Bey ile tanışmam
ve o toplulukta görev almam bir oldu. Ve 2009 yılında İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu resmi olarak kuruldu. Ve biz şu an 2 senelik bir topluluk olarak görev yapıyoruz. Vurmalı Çalgılar çok geniş bir dünya aslında. Evet. Dünyada yaklaşık 3000'den fazla vurmalı çalgılar enstrümanları var. Ve benim için açıkçası klasik müzik, Latin müzik, caz müziği hepsi bir. Yani hepsinden ayrı ayrı keyifler alıyorum. Ama ben bu sefer ezgi sadece enstrümantal bir müzik olacak. Hı hı. O da işte Kazak yöresine ait. Kazaklar genelde biz küy deriz tüm ezgileri. Ama bu işte adı Bozungen. Bu ne anlama geliyor? Devenin yavrusunun yürüyüşünü anlatan bir ezgi. Yani böylece ben sizleri Orta Asya'nın göbeğinde olan Kazakistan'a götürmek istiyorum. Bozungen'le oraya doğru uzanalım. Üzerinizdeki kıyafet Kazakistan'ın geleneksel kıyafetlerinden. Evet, Kazakistan'ın geleneksel kıyafeti. Bu üzerindeki kıyafet de özel işlemeli. O motiflerin farklı bir anlamı var mı? Tabii ki tüm Türk dünyasının simgesidir zaten. Biz hani hayvancılıkla uğraşan bir milletiz. Yani burada koç, yani koçun boynuzundan evet örnek olduğu için tüm kostümlerimizde genelde o yani Kazakistan'ın yaşamını belirten kostümler olur. Ve bugün bir örnek olsun diye bunu giymiştim. TRT Avaz kanalı her zaman bir numaradır. İşte TRT Avaz kanalı sayesinde belki böylece biz bayanlar grubu olarak tanınırız. İlk olarak siz tanıtmış oldunuz. Yani bu bir iyi işaret diye düşünerekten hepinize başarılar diliyorum. TRT Avaz'a çok teşekkür ediyoruz. Peki Kazakistan'dan da izleniyor. Bunu Kazakça'da söyler misiniz? Hayırlı Kazak halkımız. Sizlerge İzmir kalasından selam veririz. İzmir TRT Avaz Kabar kanalından sizlerge selam aytamın. Bugün Türk Osmanlı Şerbeti'nde şerbet tadında bir müzik yelpazesi sunduk siz izleyicilerimize.